Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Gözlerin ana görsün. Kızdırırsan görürsün. Hem iyi gaddidir, hem de gaddar. Bizim anada ne yollar var? Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Huyu kurusun biraz dayıdır, iyilik etmeye bayılır. Şakaya gelmez ama şakacı da sayılır. Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. Zalimi tepeler, acizi kollar. Zekadan yana şeytanı sollar. Ana bizden yana. Helal sana bu yollar. Anaya bak, anaya. Beden 3-5 babaya. 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 Ana! Selam beyler. Ana içeride mi? İçeride, içeride. Mektup anaya mı? Anaya. Nereden geldiğini biliyor musun? Bilmiyor. Nereden? İtalya'dan geliyor. İtalya'dan mı? Ana ne zamandır bu mektubu bekliyor? Hemen götür içeriye. Gidiyorum. Sicilya'daki iş oluyor galiba. Come sta? Prego, prego, vene molto bene. Bella italiano bambino perché come sta? Ben Sophie Loren miyim? İtalyancayı nereden bileyim? Alo, ben Ana. İtalyanca tercümanı Necati Bey'i arıyorum. Geçen hafta da bir mektup okutmuştum. Evet, yine bir mektup okutacağım. Tamam, öğleden sonra bekliyorum. Güle güle. Credo che ci sia un vaccio in vista per me. Bana bak Kelbesa, takdir ösesinden uyuyamıyorum. Şimdi de roman yazmaya mı başladın? Sanırım köşeyi dönmek için yazar olmaya falan kalkmadın ha? Kaç tane yazar köşeyi dönmüş ki? Burası Amerika mı? Ben şu anda acayip bir şey yazıyorum. Heyecandan kudurup azıyorum. Demin tuvalete kalkınca aklıma geldi. Asıl biz köşeyi döneceğiz. Peki ne yazdığını söylesene zeka küpüm, dayanılmazım. Ben bir ilan yazıyorum Ceylan'ım. Gazetelerde yayınlatacağım. Biliyorsun şimdilerde çok moda. Hani 900 telefonlar. Neyse okuyorum. İşte beklenen fırsat. Alo mafya. Alo mafya mı? Tabii. Alo sağlık, alo fal, alo bilgi yok mu? Bu da alo mafya. Okuyorum. Alo mafya. Mafyanın tek lideri Kel Behzat karşınızda. Mafya hakkında öğrenmek istediklerinizi Kel Behzat'a sorun. Baba Şehmuz ve meşhur ananın tüm adilikleri alo mafyada. Alo mafya, Kel Behzat. Nasıl Ceylan? Nasıl mı? Bence senin beynin erozyona uğradı. Sen kafayı yedin Kel Behzat. Ah ah, niçin seni terk edip terk edip geri dönüyorum acaba? Senaryoya uymasam olmaz mı? Ah, niye karşıma doğru dürüst bir jön çıkmıyor? Niye öyle diyorsun Ceylan'ım? Yoksa bu fikrimi beğenmedin mi? Bu telefon işinde çok para var diyorlar. Baksana, bütün tanınmış isimler gazetelerde. İyi de mafya aleminde seni kim tanıyor? Bu telefon işini ana yapsa neyse. Ana mı? Ana mı dedin? Evet, çok doğru. Alo Ana. Sen bir harikasın. Bu işi Ana'ya yaptırıp milyonları kapabilirim. Ana'ya bu teklifi nasıl kabul ettireceksin? Öpmeden cevap ver. Güzellikle.
ya da başka bir yöntemle. Şimdi beni iyi dinleyin. İtalya'ya gittiğimi hiç kimse bilmeyecek. Bu seyahat duyulursa piyasamız sarsılır. Şehmuz'un da başkasının da haberi olmamalı. Bu yüzden kimse beni uğurlamaya gelmeyecek. Ben havaalanına taksiyle gideceğim. Yokluğumu belli etmeyin. İyi geçinin. Hadi eyvallah. Güle güle git anneciğim. Canım oğlum. Kendine iyi bak. Kızlara bakmasan da olur. Öpeyim anacığım. Öp. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol. İyi yolculuklar ana. Sağ ol. Anı öpeyim. Öp. 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 Hadi hadi öp. Uçağı kaçıracağım. Kızım. Bu hane evrakının fotokopisini çektirdin mi? Makine bozuktu, fotoğrafını çektirdim. Olur mu kızım? Olur mu evladım? Bürokraside çığır mı açacaksın? Telefonu açacağım. Buyurun Şehmuz Bey'in şeyi. Neyi? Şehmuz Bey'in bürosu. Evet ama kim arıyordu? Ha tamam, 1,5 dakika. İspiyoncu Bey arıyor, burada mısınız? Hayır, çarşıya gittim. Çarşıya gitti. Ver kızım, ver. Aa, çarşıdan geldi. Ne haber ispiyoncu? Çok mu önemli? Ört bakalım. Ana bugün İtalya'ya gidiyor. 11 uçağıyla gidiyor. Az önce çıktı. Ne işi varmış İtalya'da? Neyse, dönünce öğreniriz. Aferin ispiyoncu. Bahşini bankaya yolluyorum. 11 uçağı dedin ha? Daha önce haberim olsaydı uğurlamaya giderdim. Ama vakit kalmadı. Neyse, güle güle gidip gelsin. Sağ ol. Hayret, taksiyle gidiyor. Gazlayın hadi. Geceye yere varmadan uygun bir yerde kıstıralım. Gel Behzat, anaya rakip. Bu yüzden başladı takip. Dan 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 dan. Çekilin yoldan, başladı şimdi büyük heyecan. Biri sağda, biri solda, gel merak etme, sen orada. Gazlıyorlar, gidiyorlar, bizi fıtık ediyorlar. Vallahi abi süper gerilim, bu ana var ya acayip film. Neyse usta, reklamı bırak, arabalardaki gidişe bak. Gidiş, geliş, iniş, çıkış, sonunda işte enseleniş. Adi Behzat yakaladı, anayı arabasına attı. Böylece de İtalya gezisi yattı usta, vallahi yattı. Güllü, çabuk ol kızım, çabuk ol. Tamam Behzat Bey, kuru pasta, sulu pasta hepsi hazır. Çayı da koydum. Aman bir hata olmasın kızım, içerideki misafirimiz çok değerlidir. Senin bu adam çatlak anacığım, ne diye beni kaçırıp getirdi anlamadım. Sinirlenme ana. Bir fırsatını bulursam ben seni kurtarırım. Müzik dinler misin? Ne müziği Allah aşkına? Kel Behzat beni kaçırdı, ben de uçağı kaçırdım. Şimdi İtalya'ya gitmek üzere havalanmış olacaktım. Milano'ya alışverişe mi gidecektin ana? Ay ben de yılda 2 kez giderim. Bu yıl pembe sütyen modası varmış. Şekerim ben modayı takip etmiyorum. Sicilyalı Adriano ile randevum vardı. İş meselesi. İş meselesi deyince tam sırası. Ben de bizim iş meselemizi anlatayım ana. Seninle ne işimiz var ki Kel Behzat? Ben fason çalışmıyorum. Kendi işimi kendim yapıyorum. Ama bu sefer birlikte milyonları götüreceğiz. Evet, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlına turşuna başlatma, anlat hadi derdini. Harika bir proje, harika. Her hafta harika fikirler buluyor, sonra da çuvallıyor. Güllü, sen lafa karışma. Bir halt beceremediğini biz de biliyoruz. Öyle değil mi zeka küpüm? Bunlara boş ver, beni dinle. Alo ana diye ilan vereceğiz. Herkes seni telefonla arayıp konuşacak. Ama teyp kaydı değil, canlı yayın yapacağız. Telefona sen çıkıp herkesin sorusunu cevaplayacaksın. Sen bunu ameliyat ettir. Beynini çıkartıp yerine bir kalıp beyaz peynir koysunlar. Sen normal değilsin.
Acil şifalar dilerim Behzat birader. Beni bunun için kaçırdın ha? Çatlak, ben bütün gün oturup abuk subuk telefonlara cevap verecek kadın mıyım? İşim gücüm yok mu? İşin gücüm var da biraz karanlık. Oysa bu yasal bir iş. Her telefon edenden dakikasına 20.000 lira alacağız. Düşünsene, günde kaç milyon eder? Parayı nasıl tahsil edeceksin peki? Arayan numarasını verip kapatacak. Sonra biz arayıp doğru mu diye tespit edeceğiz. Sonrası zaten basit. Hepsi iyi de benim bu işi kabul edeceğimi nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Kabul etmeni istiyorum. Desene, sana esir düştüm. Anayla beraber bünnete ağlandım. Teyare gibi oldum ya. Ana dönünce hepsini söyleyeceğim. İş yerini meyhaneye çevirdiniz. Görürsünüz siz. Ne yani? Bunca yıldır her gün çay içmekten bıktık kardeşim. İstanbul'dan İtalya'ya gitmek üzere bugün saat 11'de kalkan yolcu uçağı az önce düştü. İlk belirlemelere göre kazada kurtulan olmadığı sanılıyor. Çok kötü. Çok feci. Hepsine Allah rahmet eylesin. Ama şunu unutma ki hayatını bana borçlusun. Eğer seni kaçırmasaydım düşen uçakta olacaktın ve bu dünyada olmayacaktın. Doğru, doğru söylüyorsun Kel Behzat. Hayatımı sana borçluyum. Senin şu saçma sapan telefon planın olmasaydı kalbim duracak. İnsanoğlu ne kadar egoist. Kendime sevinmekten ölenleri üzülemedim. Her şeyde bir hayır aramak lazım. Kurtuldun ana. Ölümden kurtuldun. Çok şükür canım, sağ ol. Ölümden kurtuldun. Ama Behzat'tan kurtulamayacaksın. Herhalde hayatını kurtaran adamın iş teklifini geri çevirmesin ha? Bak Behzat, ben kadere inanırım. Demek ki daha ecelim gelmemiş. Oh oh! Görüyor musun Ceylan, görüyor musun? Benim sayemde ölümden döndüğünü kabul etmiyor. Etmez etmez, canı sağ olsun. Nankörler! Nankör kadınlar! Kadın nankörler! Elinizin körleri! Körünüzün elleri! Ay! Olamaz. Kendimizi alıştıracağız Akif. Elden ne gelir ki güçlü olacağız yavrum. Dirençli olacağız. Ağlamayacağız. Sabırlı olmamız gerek. Ağlamayacağız. Ne olacak böyle bilmiyorum. Şemmuz Baba iyice dağıttı. İşi gücü serdi. Ne işi yahu? Bürü adım atmıyor. Evden dışarı çıktığı yok. Aa, şeyden herhalde. Ana öldü ya, bence onun için. Aa, bildi. Nereden aklına geldi, helal olsun. Tahmin ettim. Şehmuz abi artık bu işi bırakır mı dersiniz? O zaman aynen işsiz kalırız. Ana da öldüğüne göre gidip Kel Behzat'ın kadrosuna transfer oluruz. He. O manyak da bizi her gün döver. Ayıl oğlum ayıl. Varsayımlar üzerine bayılınmaz. Şehmuz baba işi bırakmadı. Morali bozuk olduğu için evde. Yarın öbür gün gelir bir oraya. Şimdilik evde. Kalk. Ol biraz. Zaten moralim bozuk. Kilo alıyorsun diye mi hayatım? Yok canım. Şehmuz'un canı sıkılıyor diye. Aman boş ver. Erkeklerin boyuna canı sıkılır. Benimki de eve geç gelir, hiç yüzü gülmez. Üf, bırak seninkini. Nasıl bırakayım? İki tane çocuk var. Espri yaptım. Espri yapacağına doğru dürüst masaj yap. Biraz daha aşağı in. Maşallah. Aile boyu kadınsın. İn in bitmiyor.
Teşekkür ederim. Ufak tefek kadınlar çok kolay. Pıt 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 hemen bitiyor. Senin bugün keyfin yerinde. Aman iki günlük dünya bu, üzülmeye değer mi? Değmez tabii, doğru. Ama üzülmeden de olmuyor. Hele Şehmuz, yedi bitirdi kendini. Ay, sen de beni bitirdin ayol. Yetti be. Senin bu yaptığın erkekliğe sığar mı? Günlerdir esir ettin şu evin içine beni. Bak sonra bunun acısını fena çıkartırım, bilmiş ol. Teklifimi kabul etsen fena mı olur peki? Her gün milyonları götürürüz. Sen uçuyorsun be. Kim arayacak da para kazanacağız? Öyle deme ana. Bizim millet telefonda konuşmaya bayılır. Filminde bir telefon numarası veriyorsun, ertesi gün 5000 kişi arıyor. Beni ilgilendirmez. Hem ben artık bir ölüyüm. Tahtalı köyümü arayacaklar. İyi ama senin öldüğünü senden başka kaç kişi biliyor ki? Soruyu bir daha tekrar et. Kafam karıştı. Yani demek istiyorum ki adamların Akif ve Şehmuz biliyordur. Ama düşünsene, milyonlarca ana hayranı. Namını duyanlar, senin kabadayılığını bilenler, seni sevenler, merak edenler, hepsi... Hepsi senin öldüğünü onlardan öğrenir. Zaten yarın gazetelerde yazar. Senin bu müthiş projende 2.80 yeter. Vazgeçtim ana. Baştan bu iş çok tutacak gibi gelmişti. Senden özür diliyorum. Gidebilirsin. Sonunu düşünmeden bir işe dalmak hep zarar getirir. Neyse, üzme kendini. Bak bu iş sayesinde benim hayatımı kurtarmış oldun. Şakayı bırak da sen engellemeseydin ve ben o uçağa binip ölseydim, tövbe tövbe. Hadi ben gittim. Ya geride kalanlar ne olurdu değil mi? Zaten bunca gündür az mı üzülmüşlerdir? Üzüntü faslını artık kapatıyorum. Onu elbette her zaman anacağız. Ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyorsa işimiz de devam edecek. Beyler, bundan sonra işi ben yürüteceğim. İtirazı olan çekip gidebilir. Bir şey söyleyebilir miyim yeni patron? Lüt bakalım. Aa, ne ayıp. Rahmetli öyle konuşurdu ama sana hiç yakışmıyor Akif. Aslında bu iş sana hiç yakışmıyor Akif. Sen bizler gibi değilsin. Bizler gibi olma diye ana seni okuttu, adam etti. Sen şimdi bu yollara girmek istiyorsun ha? Hayret. Ben de şaştım ya. Ben de demin onu söyleyecektim işte. Vazgeç bu işlerden Akif. Yeter be, yeter. İstemeyen çekip gider dedik ya. O zaman ben çekip gidiyorum. Gidersen git be, adam mı yok, yürü. Bana bak, doğru konuş. Bir dakika ya. Ayıp oluyor ama ya yapma. Ben de çalışmam seninle. Sen de basar gidersin öyleyse. Aa, konuşmaya bak, yazıklar olsun sana. Bırakın şunu, haddini bildireyim. Hop, Akif'in kılına dokunamazsın, tamam mı? Sen karışma, opur şişko. Yapmayın. Her neyse, hayatımı kurtardığın için yeniden teşekkürler Kelbehsat. Ben artık naşlıyorum. İyi de pat diye bürodan içeri dalarsan milletin yüreğine iner. Bence önceden bir telefon edip haber versen ana. Haklısın. Seni yapmayın! Hayır! Seni. Allah kahretmesin! Gelin mi? Yapmayın! Ben mi? Ben Akif. Burada durum çok karışık da duyamıyorum. Niye durum karışık? Orası Orta Doğu mu? Ne? Oğlum beni tanımadın mı? Ben annen. Anne? Olamaz. Orada dönüyor, olamazsın. Başım. Ah başım dedi. Bir şey oldu yavruma. Ben hemen gidiyorum. Ben de seninle geliyorum ana. Ben fazla heyecana gelemem. Oturup filmin sonunu bekleyeceğim. Önce ananın bürosuna mı gideceğiz Şahmuz abi? Evet.
Ananın adamlarını da bizim ekibe katacağım. Zavallılar işsiz kalmasın. Bekleyin burada. Başüstüne. Baş. Yazıklar olsun be. Anayı kaybedeli bir hafta olmadan birbirinize düştünüz ya. Çok konuşma be! Hep Akif'in yüzünden! Ne oluyor lan burada? Ana! Yani baba! Yani Şemuz abi! Ne bu haliniz, ne oluyor? Yok bir şey. Kendi içimizde bir mesele. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi... Dinleyin beni. Akif oğlum, sen bana ananın yadigarısın. Sizler de. Olanlardan son derece üzgünüm. Yani üzgünüz. Hepimiz. Şimdi bize düşen onun hatırasına yakışır bir şekilde hareket etmektir. Başsız kalıp böyle birbirinizi yemek yok. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Ananın ekibini dağıtır mıyım ben? İnsanlık öldü mü be? Her birinize ayda tam 3 milyon lira maaş vereceğim. Alçak Şehmuz. Meydanı boş buldu, adamlarımı ayartmaya çalışıyor. Ayrıca size prim de vereceğim. Tamam mı aslanlarım? Ne oluyor lan burada? Sana ne var? Anacığım! Ana ölmemiş! Ana ölmedi! Ölmedi! Hayatını ben kurtardım! İyi de dakikada bir bunu anons etme. Seyirci zaten biliyor. Evet, ölmedim. Ama şu halinizi görünce keşke ölseydim dedim. Yazık be! Siz koyun musunuz da illa başınıza bir çoban istiyorsunuz? Kendi kendinizi idare edemiyor musunuz? Anne, affet bizi anne! Öpeyim ana! Artık eskisi gibi yaşayacağız. Canım anacığım, öpeyim. Ben de öpeyim anacığım. Onu ölümden ben kurtardım. Ama şahin bir planım var. Doğduğuna pişman olacak. Yaşasın kötülük. Çok şükür. Durun be. Şimdi sahiden öldüreceksiniz. Dağılın. Ayrıca böyle davranarak beni kandıramazsınız. Hmm. Demek ben varım diye birbirinize sevgi saygı gösteriyorsunuz. Sahtekarlar, sizi yalancılar. Bu ölüm haberi bana çok şey öğretti. Artık hiçbirinize inanmıyorum. Çekilin bakayım şöyle. Ya sen alçak adam? Bir dakika ana. Ben yani benim şey... Sus konuşma alçak. Ulan bu işin raconunda birbirinin adamlarını ayartmak var mı? Bir dakika. Bir yanlış anlaşılma var. Ben? Sus alçak, hepsini duydum. Adamlarıma teklif ettiğin aylığı, primleri, hepsini. Defol çık adamdan. Bir dakika ana. Benim kötü bir niyetim yoktu. Aman be. Bu dizinin başından beri niyetinin ne olduğunu biliyoruz. Hadi naş. Allah Allah. Şu işe bak ya. Biz insanlık yapalım diye geldik. Şu başımıza gelene bakın. Gene de olsun. Sen yaşıyorsun ya. Bir dakika ana. O kadar uzun boylu karşı ayıp oluyor ama.